Bir zamanlar hayatın sadece zahirinde, yani görüneninde takılı kalmayan, yaşadığı hadiselerin görünen kısmından ziyade, acaba hikmetleri nelerdir diye bu gayret içerisinde hareket eden, hikmet ehli, yaşlı bir tahta oyma ustası yaşarmış. Bu ustanın da hayata daima karamsarlıkla bakmayı huy edinmiş, her şeyden şikayet eden ve hiçbir zaman memnun olmayan ham bir çırağı varmış. Hamdım, piştim derler ya, henüz ham. Öyle ki ustası ne kadar güler yüzlüyse, çırak o kadar asık suratlı, ustası ne kadar cömertse, çırak o kadar cimri, ustası ne kadar yardımsever bir insansa, çırak da o kadar bencilmiş. Günlerini dünyaya gelişin imtihan hikmetine binaen olduğunun idrakinden uzak olan o çırak, başına gelen en küçük sıkıntıda bile yüzünü buruşturup hep şikayet edermiş. Ona göre hayat sanki hep kötülüklerden, sıkıntılardan, acılardan, gözyaşlarından, mutsuzluklardan ibaretmiş. Hikmet ehli olan o ustası, bir gün bu çırağına bir ders vermek istemiş. Onu bakkala tuz almaya göndermiş. Adeti olduğu üzere çırak da yine her zaman olduğu gibi söylene söylene denilen şeyi yapmış. Ustasının yanına geldiğinde, şimdi tuzun ne gereği vardı sanki, bu ne saçmalıktır gibisinden bir tavırla tuzu ustasının önüne koymuş tak diye. Usta çırağını şöyle bir müddet süzdükten sonra sert bir üslupla bir avuç tuzu bir bardak suya döküp karıştırmasını söylemiş. İşin nereye varacağını henüz anlamayan çırak yine asık suratlı bir şekilde söyleneni yapmış. Ustası üslubunu biraz daha sertleştirmiş, demiş ki şimdi de yanımda çırak olarak devam etmek istiyorsan o karıştırdığın tuzlusu var ya, onu içeceksin. Çırak ilk önce şaşırmış. Sonra yine kaşlarını çatmış. Bir bardak tuzlusu neden içilir ki usta? Diye söylenmiş. Lakin ustasının daha evvel hiç görmediği sert bir yüz ifadesiyle kendisine hitap etmesinden dolayı zorlanarak da olsa bardaktan az bir yudum almış. Almasıyla da yüzünün şeklinin değişmesi ve af buyurun suyu tükürmesi bir olmuş. Bu hadise üzerine ustasının yüzündeki o sert bakışlar değişmiş, birden tatlı bir tebessüme dönüşmüş. Sonra da çırağına sormuş. Tadı nasıldı? Çırak kızgınlıkla tuzlu demiş, çok tuzlu, zehir gibiydi. Usta tebessümüne devam ederken elinden tuttuğu çırağı bu defa az ileride tatlı bir su gölünün kıyısına götürmüş. Az evvelki yaptığını burada da yapmasını söylemiş. Yani su içecek. Çırak bir avuç tuzu almış, şöyle göle serpiştirmiş, sonra da gölün tatlı suyundan kana kana içmiş. O ağzının kenarlarından akan suyu eliyle silerken ustası yine sormuş. Peki bunun tadı nasıldı? Bal gibi tatlı demiş çırak. Ustası devamla demiş ki, peki sana bir şey soracağım. Tuz döktün ya, evet. O tuzun tadını alabildin mi? Çırak, hayır demiş, tuzun tadını alamadım. Sanki tuz bu gölün içinde kayboldu gitti. Evet, mesele tamamlanmıştır. Hikmet ehli usta, suyun yanında diz çökmüş olan çırağının yanına oturmuş ve ömrü boyunca ona unutamayacağı şu dersi vermiş. Evladım, hayatımızdaki dertler, sıkıntılar, ızdıraplar tuz gibidir. Ne az ne çok. Bunların miktarı aslında hep aynı. Ancak bu sıkıntıların kişiye ne kadar tesir edeceği, onun neyin içine konulacağına bağlı. Yani bir sıkıntın, ızdırabın olduğunda yapman gereken şey, gönül dünyanı genişletmek, duygularını zenginleştirmektir evladım.
bardak olmayı bırakıp göl olmaya çalışmaktır. O anda göremesen bile o sıkıntıların sonucundaki güzellikleri görebilmektir. Ne güzel anlatmışlar. Nasıl bir hikayeydi ama. Hayatımız da hep böyle. O iç dünyamızın çektiği imtihanlar, sıkıntılar, bazen etraftaki insanlara bunları anlatmamaya, çaktırmamaya çalışıyoruz. Bize böyle bilmesinler, görmesinler diye. Veya sevdiğimiz insanlara hasta olduğumuzu, başarısız olduğumuzu, örneğin onları üzecek bir olay var, bir haber var bizde, onu anlatmamak için özellikle anne babalarımız, nasılsın evladım dediği zaman, dişimizde zonklasa, midemizde bulansa, parasız kalsak, işten de kovulsak, hamdolsun iyiyim anne, baba deriz. Bunun yine sebebi karşımızdaki insanı üzmemektir. Bazen de hep böyle neşeli insanlar görürüz. Ya bu adamların, bu hanımların, teyzelerin hiç mi derdi sıkıntısı yok deriz. O kadar güleç yüzlü, mütebessim çehreli insanlar. Dışarıdan bakıldığında öyle. İşin özü şu kardeşlerimiz, biz müminler olarak birbirimize gösterdiğimiz neremiz dış görüntümüz. İçimizi kim görebilir? Sadece Allah Celle Celaluhu. Ve zatının bildirdiği zatlar, insanlar, Allah dostları diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah Teala sizin dış görüntünüze bakmaz. Yani namazdaki eğilip kalkmamıza bakmıyor. O esnada içimizin hangi niyette, ihlasımızın, samimiyetimizin ne durumda olduğuna bakıyor. Bugün binlerce insanı görüyoruz değil mi Kâbe-i Muazzama'da veya mescitlerde? Şöyle bir baksak o tabloya, ne güzel bir tablo. Kimisi rükûda, kimisi efendim işte secdede. İçini bilebiliyor muyuz? Bilmiyoruz. Gözle bakan biri herkesi namaz kılıyor olarak görür. Ama Yaratan Celle Celaluhu böyle değil. İçimizi de biliyor. Söyleyemediklerimizi, 10 dakika sonra yapacağımız her şeyi de, hayatımız boyunca biriktireceğimiz veya tercihlerimizi de. Ama bunun dışında ne ben senin kalbinden geçeni bilebilirim, ne de sen benim. Kardeşlerim, bizim tefekkür etmemiz gereken, düşünmemiz gerekenlerden bir tanesi, kılık kıyafetimize verdiğimiz önemi iç dünyamıza da verebilmektir. Örneğin, cübbeli, çarşaflı veya kılık kıyafetin dışında sakallı, mütedeyyin görünen değil mi? Yani inanmış, dindar insanların kılık ve kıyafetini edinmiş kardeşlerimiz var. Onların yaptığı aslında her hareket insanların yapabileceği yanlışlar. Hatasız insan olmaz. Ama ne diyor hocalarımız? Bir insan örtündüyse çok daha hal ve hareketlerine dikkat etmelidir. Bir insan sünnet-i seniye olsun diye şu sünnet uyguluyorum, şu sarığı takıyorum, şu takkeyi takıyorum veya sakal uzatıyorum dediğinde diğer insanlardan daha güzel hal ve hareketlerde bulunmalı. Neden? Çünkü İslam'ı temsil ediyorsun. İşte biz dışımızdaki o güzellikleri içimize de aksettirebildiğimiz zaman, iç dünyamız da dışımız gibi olduğunda kazananlardan olacağız. Şunu unutmayalım, sünnet-i seniyeyi hafife almak değildir söylediklerim. Neden? Bir örnek vereyim. Mesela sarık özellikle namaz kılarken biliyorsunuz kat ve kat sevabın artmasına vesile oluyor değil mi efendim? Lakin biliyoruz ki Ebu Cehil de sarıklıydı. Veya şu kadar sakalı uzatmak elbette ne kadar güzel bir şey. Hem sünnettir. Her şeyin karşılığının verileceği o ahirette inşallah onun da bir karşılığı gelecektir. Peki sadece bir insanın sakalını uzatması yetiyor mudur? Hayır. Örtünmekte de aynı şekildedir. Bir insan namaz kılmıyor veya başını örtüyorsa veya Hristiyanların da, Yahudilerin de tahrif edilmiş şu anda o inanışların da bakıyoruz, örtünenleri var. Rahibeleri, şunları bunları. Demek istediğim şu, örnekleri çoğaltmak mümkün. Dış görüntümüz bize bir şeyleri tam olarak kazandırmıyor kardeşlerim. Ne örtünmek cenneti garanti altına alabiliyor, ne bir başkası.
hiçbirimizin şu anda nasıl son nefes vereceğimizin ve amel defterimizi sağdan mı yoksa soldan mı alacağız Allah korusun, garantisi yok. İç dünyanda ne varsa aslında olsun. Bugün şehirde yaşıyoruz birçoğumuz. Kalabalıklar, araçlardan gelen sesler, her tarafta uydular, cep telefonu sinyalleri, bir koşuşturma hengame var. Yani bir bakıma etrafımızda çok kalabalık insanlar var. Ama bugün yaşanan psikolojik sorunlara baktığınızda, bunalım rakamlarına baktığınızda, şehirlerde rakamlar kat kat artıyor. Neden biliyor musunuz? Evet, etrafımızda çok insan var. Bazen otobüste bir yere gideceksiniz, oturacak yer bulamıyorsunuz, sıkış tepiş gidiyorsunuz. Koca koca binalarda yüzlerce kişi kalıyoruz. İş yerlerinde belki onlarca insanla beraberiz ama bir yalnızlık var. İşte buna denilen şey şudur: kalabalıklar arasında kendini yalnız hissetmek. İşte o iç dünyası dediğimiz mevzu da buradan geliyor. Aslında biz maske takmaya o kadar alışığız ki, nasıl mı? Çocukluğumuzdan beri onu yapma, şunu yapma, şöyle yap, onun oğlu gibi yap, bunun kızı gibi ol diyerek bizi yönlendiren anne babalarımız yüzünden başka bir maske taktık. Yani kendimiz olmadık. İlerleyen yaşlarda bu devam etti. Kendi fikrimi söylersem, şu tercihte bulunursam, hayır, yapma bunu dendi. Tekrar başka bir maske taktık. Ve şimdi milyarlarca insan kendi başına kaldığı zaman ayrı, hanımıyla kocasıyla ayrı, sokakta ayrı maskeler takan insanlar olduk. Yani kendimiz olamadık işin özü. Halbuki şekil olarak binlerce insan arasında yalnız kalan insanlar olduğu gibi bir ailesi var. Dışarıdan baktığınız zaman ne güzel torunlarıyla, geliniyle, ne bileyim damadıyla bir aile portresi var. Ama gelin görün, dışarıdan göründüğü gibi değil. Belki saray yavrusu denilecek bir yerde oturuyor o hanımefendi kardeşim. Belki arabası bilmem kaç milyon insanın hayalini süslüyor. Keşke benim olsa diyorlar. O araba kendisine tahsis edilmiş. Hatta şoförü var vesaire. Ama gelin görün, mutsuz bir hayatı var. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey. Aynen onun gibi insanların iç dünyalarını kimse bilemez kendisinden başka. Kardeşlerim, Bayezid-i Bestami Hazretleri, Allah rahmet buyursun, ilaç yaparken rastladığı bir hekime sormuş. Ey tabip demiş, sende benim hastalığıma ilaç var mı? Hekim, tabi efendim demiş, ama daha önce sormalıyım, hastalığınız nedir acaba? Cevaba bakın şimdi, benim demiş hastalığım günah hastalığı. Tebessüm etmiş hekim, efendim demiş, günah hastalığının ilacını ben bilemem. Bir yeriniz ağrıyorsa ancak onu yapabilirim. O esnada Bayezid-i Bestami Hazretlerinin yanında bulunan meczup bir genç bu sözlere kulak aşinalığı olmuş. Baba demiş, buyur evladım, senin hastalığının ilacını ben biliyorum demiş. Allah Allah demiş, söyle bakalım, ey delikanlı, benim hastalığımın ilacı nedir? Halkın meczup gördüğü, belki de hakikatte bir arif zat olan o genç, günah ilacını soran Bistami'ye şöyle ilacı tarif etmiş. Bakarsanız bu ilaç hem bana hem size lazım olur, aklımızın bir köşesinde kalsın. Başlamış ilacı tarif etmeye. Baba, şimdi sen 10 dirhem tevbe köküyle 10 dirhem istiğfar yaprağı alacaksın. Bunları kalbinin havanına koyacaksın. Tevhid tokmağıyla döve döve ezeceksin. İnsaf eleğinden şöyle geçireceksin. Akıttığın gözyaşlarınla yoğuracaksın. Sonra alacaksın onu, aşk fırınında pişireceksin. Tamam mı baba? Böylece o hazırladığın macundan her gün 5 kaşık al. Hastalığından eser kalmaz. 5 kaşık da 5 vakit namaz. Tabii şaşırmış Bayezid-i Bestami,
içini çekmiş. Sen demiş neler dedin? Senin gibi ariflere, mecnun diyerek kendilerini akıllı sananlara demiş. Eyvahlar olsun. Ya gerçekten de öyle değil mi? Kimin deli, kimin veli olduğunu öyle anlayamazsınız. Behlül Dana Hazretleri varmış zamanında. Daha evvel münhasır bir program yapmıştık. Deli zannetmişler. Nasreddin hocalar deli zannetmişler. Halbuki daha akıllı olduğu için cevap veremeyince bir şeylere ya deli işte demişler. Evet. Yani kardeşlerim, içimizdeki yapamadıklarımız, günahlarımız, pişmanlıklarımız, gelecek ile ilgili hedeflerimiz, o ana kadar edindiğimiz acı tecrübeler, işte bunların hepsi bizim iç dünyamızı oluşturuyor. Bu iç dünyayı düzeltmenin, tedavi etmenin de yolları var. Nasıl ki karnımız acıktığı zaman Allah'ın nimetlerinden Celle Celaluhu hangileri varsa hemen yemeye çalışıyoruz, değil mi? Susadığımız zaman keza öyle, ruhumuzun da nasıl doyurulması gerektiğini üstadlar anlatıyor. Bununla alakalı olarak size bir şey nakletmek istiyorum. Bir kul için halkın nazarından ziyade Hakk'ın nazarı daha üstün olduğu zaman irfan yolları açılır derler. Yani el alem değil de Allah Celle Celaluhu'nun nazarında ben nasılım diye düşünmek. Eğer diyor bir insan Ahmet için, Mehmet için, kocası için, hanımı için, patronu için değil, Allah rızasını düşünerek her işini yaparsa çok başka bir sır ve derinlik elde eder. Değerli kardeşlerim, hayatı ahiret penceresinden seyredebilen bir mümin, kadın veya erkek, Allah'ın kendisine verdiği o hediyeleri, nimetleri, lütufları, bunların yanında başına gelen o istemediği, içine attığı musibetler var ya, belalar var ya, bunların bir imtihan olduğunu bilen insandır. Tekrar ediyorum, o kadar lütuf var, sayısını söyleyemeyeceğimiz şekilde Allah'ın hediyeleri var, bize ihsan etmiş değil mi? Vücudundan bak, etrafına kadar. Havadaki oksijen miktarı tam senin istediğin gibi. Yiyecekler çeşit çeşit, meyvelere bakıyorsun, hepsi bir kılıfın içerisinde hazırlanmış bir paketleme yapılmış. Mandalina yiyeceksin, sen tazecik yiyebil diye hemen ağaçtan koparıldığı gibi bozulmuyor, çürümüyor. Elma, elmanın dışında bir kabuk var. Hepsi senin için düşünülmüş vesaire. Daha neler var neler, hayvanlar senin emrine verilmiş. Tamam. Bunlar nasıl bir lütufsa, imtihan da bir hikmet vardır bunun içinde bana gelmiş demek lazım. Yani hastayım ben, ne yapacağım? Allah'ın takdiri, iyileşip iyileşmemem kendisinin vereceği bir karardır. Doktora gitmeme gerek yok. Veya doktor bana şunu yemeyi yasakladı, kaderimde varsa o olur. Bu doğru bir inanış değildir. Elinden geleni yapmak, yani tedbirini aldın, emniyet kemeri gibi düşün ama kaza oldu. Elinden geleni yaptın ama oldu, bu ayrı. Yani kardeşlerim, biz imtihan dünyasında yaşadığımız, unutmadığımız an ve nasıl bir Allah Celle Celaluhu ile beraber olduğumuzu aklımıza getirebildiğimiz an ruh dünyamız, yani içimizdeki dinamikler de güçlenecek. Bir bina düşünün, bu bina 8 katlı olsun. Normalde inşaat ustaları veya mimarlar diyor ki, mühendisler daha doğrusu, efendim 8 katlı bir apartmanın en az 2 veya 3 katı ne olması lazım? Temelinde gömülmeli, yani sağlamlık için. E şimdi siz 8 kat çıktınız ama temeliniz sağlam değil. Bir deprem geldi, bittiniz. Bu çok önemli. Sen dışına ne kadar önem verirsen ver, kılık kıyafetine, insanlar seni öyle görsünler, böyle bilsinler ama içini sen eğer sağlamlaştırmazsan, Allah muhafaza, o yüksek gibi görünen binanın bir anda yer ile yeksan olduğunu görmen uzun sürmez. Kardeşler, El-Enbiya suresinin 35. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor, bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Yani kardeşlerim,
Dünyada bunun örneği çok. Allahu Teala kuluna zenginlik verir. Peki imtihanı bitti mi? Aslında yeni başladı. Malı içerisinde yetim ve yoksulun hakkı olan, yani zekatını verdi mi? Bu parayı nasıl harcıyor? Kuluna fakirlik verdi. Peki o fakirlik zamanında, zor durumda nasıl bir gönül teslimiyeti taşıdı kulu? İsyan mı ediyor mesela? Veya hastalık veriyor, sabrediyor mu? Nereden geldiğini biliyor mu bunların? Kuluna halkın idaresini veriyor, yani yöneticiliği. Diyelim bir birimde yönetici veya askerde komutan, ülkenin idarecisi veya evin reisi erkek örnek. Acaba emri altındakilerin veya sorumlu olduğu insanların hak ve hukukuna riayet ediyor mu? Yetim, yoksul ve fakire nasıl bakıyor? Yani hepimizin bu anlatılanların içinde mutlaka bir payımız var. Kimimiz zenginlikte, kimimiz fakirlikte, kimimiz evladımızla, kimimiz hastalıklarla, kimimiz yuvamızla, karı koca ilişkilerinde, değil mi? Herkes ilgilendiriyor. İşte bize düşen, bunlardan hangisinde olursak olalım, daima Allah'a dönmek Celle Celaluhu ve gönül huzurumuzu muhafaza edebilmektir. O kadar açık ve net bir lisanla Rabbimiz Celle Celaluhu bize buyuruyor ki, işte El-Mülk suresinin ikinci ayeti mealen, o ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Daha nasıl buyurulsun? Ben içimi temizlemek istiyorum bu bahsettiğiniz şeyi, konuşmaları anlıyorum. Peki ben nasıl içimi temizlerim? Birincisi diyor, o güne kadar duyduğun gereksiz bilgiler, zihninde depoladıkların bir anda hayatını değiştirmene engel olabilir. Ama ısrarla yapman gereken sıralama şu. 1. Hemen namaz nasıl kılınır, buna eğileceksin, önem vereceksin. Allah'ın haramları nelerdir? Helal nelerdir? Peygamberlerden bahsediyorlar. Bunlar kimlerdir? Kısaca, çok ayrıntıya girmene lüzum yok. Peygamber Efendimiz diyoruz, sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Peki, peygamberimin hayatı nasıl? Ayrıntılara girmeden bilmem lazım. Bir hanım kardeşim, özel zamanlarında nasıl oruç tutmalı, nasıl ibadet etmeli, temizlik nasıl oluyor? İş yeri açan kardeşim, ticarette hukuk nasıl, fıkıh ne diyor? Bütün bunları bilmemiz lazım. İşin ibadet boyutu da hemen ardından geliyor. Evvela öğrenmek, helal, haram ne, duaları, namazın nasıl kılınacağını, hemen ne yapmak? Namaza başlamak lazım. Hayatımızdan haramlar varsa onlara set çekmemiz lazım. Bu zamana kadar dikkat etmemiştik ama bir dakika, benim hayatımda bu var ve bu dinen Allah'ın sevmediği bir şey deyip onu çıkarmamız lazım. Arkadaş çevremiz, daha önce bizi günahlara davet eden ve hayatımızın maalesef mahvolmasına vesile olmuş olan o arkadaşlıklara mesafe veya yeri geldiğinde Allah rızası için, ahiretiniz için son vermeyi bileceğiz. İşte bunlar sizin ruhunuzun sesleridir. Kulağınızı tıkarsınız, biraz daha eğleneyim, biraz daha yaşım ilerlesin, biraz daha şu olsun derken zannedersiniz ki vicdanınız bunu istiyor. Hayır, onu nefsiniz, yani şeytana kendisini pazarlamış, şeytanla kol kola girmiş olan nefislerimiz bunu söylüyor kardeşlerim. Bizim vicdanımız yapma Ayşe diyor, yapma Musa diyor, İbrahim ne olur namaza dur diyor, şu harama bakma diyor. Bunu duymak lazım. Kardeşler, söyler misiniz bir dosta, bak dostluk kavramı, bir dosta dostun cefası nasıl ağır gelir? Samimi olduğun bir insan var, o kadar yakınsın ki, ondan böyle bir ağırlık gelse bile dersin ki olsun ya, bugünün tabiriyle bende kredisi çok, primi çok olsun. Müsamaha gösterirsin. Cefa ve ızdırap bir şeyin içi gibidir. Dostluk onun kabuğuna benzer. Dostluğun belirtisi ne? Belalardan, afetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir? Dost olmak bu değil midir? İyi gün dostları dediğiniz şey sıradan şeylerdir.
Ama dost uğruna o ateşlere atılmak, afetlerden, mihnetlerden bir başkasına gitmek yine Allah yolundaysa, doğru mu? İşte sen de diyor Allahu Teala'yı dost olarak bil, kimseyle mukayese etme ve ondan gelene ne yapalım, hoş geldin de. Diyor ya, kapıyı çalıyor, buyurun kimsiniz? Ben bir misafirim, gezginim. Allah misafiriyim sana Celle Celaluhu. Defol git başımdan diyemezsiniz. Veya Allah rızası için bir su verir misin? Vermen icap eder gibi düşünün. Kardeşlerim, işin özü ve hasılı. Firavun kıssaları, Haman kıssaları, Nemrut kıssaları, Yusuf aleyhisselamın zindanda yaşadıkları. Bunlar hikaye olsun diye anlatılmadı bize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin münafıklarla yaşadığı şeyler bize laf olsun diye anlatılmadı. Bunlardan ibret almamız için ve bize söylendi ki sen nasıl bugün o iç dünyanda bazı depremler yaşadın, senin peygamberin de yaşadı, diğer peygamberler de yaşadı, Allah'ın dostları da yaşadı, kadınlar erkekler de yaşadı. Sen yalnız değilsin. Onların iç sıkıntıları, bazı imtihanı ağır geldiği zaman döktüğü gözyaşları, bak sende de var. Üzülme. Artık bir silkin ve kendine gel. Evvela içinle barış. El alemden önce Allah'ını Celle Celaluhu ve yarınlarını düşün. Kendine değer ver. Rabbimiz Celle Celaluhu içimizi temizlesin, dışımızı temizlediği gibi. Abdest alırken diyoruz ya, ya Rabbi ben dışımı temizliyorum, ne olur sen de içimi temizle diye. Biz de bu duaya sadece amin deriz. Sürçülisan ettik, affola. Şu kalabalıkların arasında, insan yığınlarının arasında kendini yalnız hissedenlere selam olsun. Bir gül için o gülün dikenlerine katlanabilenlere selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.